videoda sizlere 10 Ocak 2023 itibariyle zemin katı 50, üst katı 50, toplamda 100 metrekare inşaat alanı olan 2 katlı müstakil evin kaba inşaatının ne kadara mal olduğunu anlatacağım. Kaba inşaat evin betonarme taşıyıcı sistemi yapılmış, tuğla duvarları örülmüş, kaba tesisatları çekilmiş ve dış cephe sıvası bitmiş inşaata denir. Kaba inşaatta iç cephe alçı sıvaları, boyalar, pimapen doğramalar, zemin kaplamaları ve şap gibi imalatlar dahil değildir. Lafı fazla uzatmadan hemen maliyetlere bakalım. 100 metrekare bir evin projelerin hazırlanması, ruhsat ve kanal açları, zemin etüdü gibi resmi işlemlerine günümüz itibariyle 100 bin lira civarı para harcanır. 100 metrekare bir ev inşaatına yaklaşık 70 metreküp beton gider. Hazır betonda KDV ve nakliye dahil olarak C30 pompalı betonun metreküp fiyatını 3 bin liradan hesaplarsak 70 çarpı 3 bin, 210 bin lira betonla para veririz. Demirin tonu bugün itibariyle KDV ve nakliye dahil 24 bin lira. 100 metrekare inşaatı ortalama 5 ton demir gider. Yapınız asmolen döşeme olursa bu demir biraz daha artar. 24.000 çarpı 5, 120.000 lira demirine para harcadık. Gördüğünüz üzere 100 metrekare evin sadece ruhsat taşları, beton ve demir malzemesi 420.000 lira tutuyor. Temel kazılması, su basman dolgusu gibi işlerde çalışacak kepçe ücreti ve dolgu malzemesi yaklaşık 30.000 lira tutacaktır. 100 metrekare evde yaklaşık 7.000 adet tuğla kullanılır. Bir adet tuğlanın bugünkü fiyatı 8 lira. 7000 çarpı 8 56 bin lira tuğla yapara gider. 100 metrekare müstakil evin yaklaşık 200 metrekare kalıp demir tuğla işçiliği çıkar. Kalıp demir tuğla işçiliğinin düz metrekare üzerinden hesapla birim fiyatı 1000 liradan 200 çarpı 1000 200 bin lira kalıp demir tuğla işçiliğine para veririz. Duvarlar örüldükten sonra elektrik ve su tesisatının altyapısı çekilir. Elektrik tesisatı malzeme ve işçiliği yaklaşık 70 bin lira, su tesisatı malzeme ve işçiliği de yaklaşık 60 bin lira tutacaktır elektrik ve su tesisatındaki malzeme ve işçiliğe anahtarların, prizlerin, lambaların veya çeşmelerin takılması gibi montaj işleri dahil değildir. Duvar örülmesi ve sıva yapılması için hazır sıva kullanıyoruz. Hazır sıvanın metreküpü ortalama 2500 lira. Duvar harcı ve sıva için yaklaşık 14 metreküp hazır sıva ihtiyacı olur. 14 çarpı 2500, 35 bin lira hazır sıvaya para verdik. Siz duvar harcını kum, çimento kullanarak kendiniz de yapabilirsiniz dış cephede yapacağımız kaba ve ince sıva ile iç cephede yapacağımız kaba sıva 100 metrekare bir ev için yaklaşık 500 metrekare olacaktır. Sıva işçiliğinin metrekaresini ortalama 120 liradan hesaplarsak 500 çarpı 120 60 bin lira sıva işçiliğimiz tutacaktır. İç cephelerde yapılacak alçı sıva bu fiyata dahil değildir. Siz iç cephede kaba sıva yapmadan direkt makinalı alçı sıva yaparsanız maliyetiniz bir miktar aşağıya düşecektir. Temelde yaptığımız iyi bir su yalıtımı malzeme ve işçiliğine 50 bin lira para veririz. Kaba inşaatta çalışan işçilerin SGK giderleri de minimum 30 bin lira tutacaktır. Sonuç olarak 100 metrekare bir evin inşaat ruhsatı çıkana kadar 100 bin lira, betonlu 210 bin lira, demirine 120 bin lira, kepçe çalışması su basman dolgusuna 30 bin lira, tuğlaya 56 bin lira, kalıp demir tuğla işçiliğine 200 bin lira, Elektrik tesisatı altyapısı malzeme ve işçiliğine 70 bin lira, su tesisatı altyapısı malzeme ve işçiliğine 60 bin lira, hazır sıva ve harcı 35 bin lira, dış cephedeki kaba ve ince sıva ile iç cephedeki kaba sıva işçiliğine 60 bin lira, temelde su yalıtımı malzeme ve işçiliğine 50 bin lira, son olarak da kaba inşaat işçi sigorta giderlerine de minimum 30 bin lira verdik. Hepsini toplayınca 100 metrekare dubleks bir evin müteahhit karı hariç kaba inşaat maliyetini 1 milyon 16 bin lira olarak bulduk. Bu videoda anlattığım ev 50 metrekare zemin kat, 50 metrekare üst kat toplamda 100 metrekarelik teras çatılı müstakil bir evin kaba inşaat maliyetiydi. Apartman tarzı inşaatlardaki ev maliyetleri müstakil ev maliyetlerine göre daha aşağıda olacaktır. Değerli arkadaşlarım, videoda anlatacaklarım bu kadar. Sorularınızı veya inşaat maliyetleriyle ilgili beklentilerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle tekrar saygılarımı sunuyorum.